Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür, 12 gündür bu bütün hayatımız deprem oldu. Ben bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin diyorum. Başımız sağ olsun milletçe. Gerçekten korku filmi gibi günlerden geçtik. Hala da geçiyoruz. Çok çok büyük geçmiş olsun. Hakikaten çok büyük felaket yaşadık, yaşıyoruz ve perişan olduk yani bütün yüreğimiz, kalbimiz oradaki haberlerde, oradaki vatandaşlarımızda. Benim hissiyatımı çok güzel anlatan bir konuşma. Onun için hemen onu paylaşmak istiyorum. Toprağa layık olmayan ne varsa değişecek. Biz de değişeceğiz, yöneten de değişecek. Burası bu cumhuriyeti 100. yılında umutsuz, çaresiz bir yer olmayacak. Olamaz. Biz haklı öfkemizi yanlış yerlere boca etmeyeceğiz, birbirimize de boca etmeyeceğiz. 2 hafta sonra normale de dönemeyiz. Bu normale dönecek bir şey değil. 2 ay sonra da dönemeyiz, 2 yıl sonra da dönemeyiz. Normalimiz yok. Bizim normalimiz enkaz altında kaldı. Bizim ülkemiz total enkaz altında kaldı. Bizim bu kaybettiğimiz insanlara sözümüz de bu enkazın altından çıkmak olmalı. Ülkece çıkmamız gerekiyor. O ilk 2 gün Mehmetçiği, Kızılay'ı, madenciyi, askeri ulaştıramadığımız insanlara sözümüz olması lazım. Bu yaşadığımız şey bizim kaderimiz değil. Biz yaşadığımız hayatı değiştirebiliriz. Bize Cumhuriyet 100 yıl önce kuranlarında söylediği şey bu. Biz kendi hayatımızı değiştirebilecek haysiyetli, iyi kalpli, bilime inanan insanlarız, yardımlaşıyoruz. Ve biz canavarlaşmayacağız. Birbirimizi ve başkaları yemeden, ısırmadan yapacağız bunu. Bütün canavarlara rağmen canavarlaşmayacağız. Bu toprağa... Çok büyük geçmiş olsun tekrardan. Ben böyle bir dönemde bir taraftan daha da bir seferberlik ruhuyla birbirimize destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun süre ben hiç üretken olamadım ama şimdi böyle bütün o Medium'da yazdığım yazıların gelirini falan da deprem zedelere bağışlayacağım diye kendimi motive ettim. Daha çok çalışıyorum yani. Normalde bir makale yazacaksam 2-3 makale birden yazmaya çalışıyorum. Hakikaten bütün el birliğiyle, bütün vaktimizi, paramızla, emeğimizle, alın terimizle bu enkazı hep beraber bu psikolojik enkazı da aynı zamanda kaldırmamız gerekiyor. Bence çok böyle bir dönüm noktasındayız. Yeni bir Türkiye kuruluyor. Bu enkazla beraber pek çok sistemimiz çöktü. Devlet sistemimizin, parti sisteminin, işte bu önlem alınmayan müteahhit rant sisteminin batmış, yolsuzluğa batmış sistemin bizi nereye kadar savurduğunu çok net gördük. Bu sistem böyle devam edemez. Bunu biliyoruz. Bir yerden de başlanacak ve artık gördüğünüz üzere korku duvarı da aşıldı. Çok ciddi bir dönüşümün eşiğinde Türkiye. Önümüzdeki aylarda bu değişimi, dönüşümü çok net olarak göreceğiz. Hoşça kalın, geçmiş olsun.